Özel gündemde bu sabah Azerbaycan'a uzanıyoruz ve sizi bir düğüne götürüyoruz efendim. Vatan hasretiyle yanan ve gittikleri her yeri yurt yapan Ahıskalılarla birlikte olacağız. Azerbaycan dahil bugün dünyanın birçok yerine dağılan Ahıska Türkleri, bulundukları coğrafya neresi olursa olsun geleneksel adetlerini kaybetmedi. Bu adetlere daha yakından tanık olmak ve görmek için Ahıskalıların Azerbaycan'da yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Saatlı ilçesindeyiz. Ahıskalıların değişmeyen geleneklerinden biri de düğün merasimleri. Allah herkesin kafasında toy nasip etsin. Bütün subaylarımız için olsun. Ahıskalılar normalde gen değişimi olmaması için kendilerinden kız alıp verirler. Çok merak ettik, nasıl oldu Azerbaycan'dan aldınız kızı? Birbirlerini sevenden sonra biz de neydi onların sevgisine karşı çıkamadık. Ahıskalılar aksakalların fikrini mahkeme kararından bile üstün tutuyorlar. Allah mutlu etsin. Allah Teala toyumuzu hayırlı mübarek etsin. Allah Teala bu gençlerimizi birbirine mihriban etsin. Düğünün olmazsa olmazı yemekler. Bakalım akşama misafirleri hangi yemekler bekliyor? Etin üstüne bunu düzeriz. Yanına koyarız. Kaç kişilik yemek bu? Bu da 400 kişilik yemek oluyor. Kebaplar da artık hazır gibi gözüküyor. Kaç saattir başladınız? Saat 8'de. Erkekler yemek yapmakla meşgul. Bakalım kadınlar ne yapıyorlar? Gelinimiz Azerbaycanlı olmasına bakmayarak beyimiz Ahıska Türküdür. Kendi adetimiz, kendi ülkümüz olar. Damat hazırlandıktan sonra sadıç solduçla birlikte evden çıkıp düğün çadırının kırmızı kuşağını kesiyor. Davetlilere şeker, çikolata dağıtıyor. Masanın üzerinde defter ve para görüyoruz. Bu pul nemer olarak yazılır. Toylarda dede babadan gelen adet enenedir. Birbirimize bu kömek olur. Yani toyun yükünü yüngülleştiririz. Yemekler hazır ama üstü kapalı. Açmak için şimdi kazanın kapağını ne yapmak lazım? Bahşiş lazım. Bahşiş yani şirinlik, bir miktar para demek. Düğün çadırında damat misafirleriyle birlikte yemek yiyor. Hazır fırsatını bulmuşken öğrenelim, heyecan nasıl? İyi, çok şükür. Allah razı olsun tüm arkadaşlarından. Hepsi buyurdu geldiler. Sağduç ve solduç yanımızda bulunuyor. Orhan sağducam. Hele ki bu işte bu hastalar başına gelmiş birinin olur. O Orhan'a yol gösteren biri olmalı. Bakalım kız evinde durumlar nasıl? Hoş gelmişiz. Hem işte şadlıkta, yakşı günlerde toylar kısmet olsun. Gelin süsleniyormuş, biz içeriye bırakmadılar. Damat elinde çiçekle erkek tarafının düğün elçisinin bavulunu alıp tahtından kaldırarak kız evine yollar. Bunun içinde ne var böyle sıkı sıkı tutuyorsunuz? Allah'ın verdiği şirinden, şerbetinden her şey. Kime vereceksiniz onu? Bunu şimdi bunu Konçay'la paylayacağım. Ha bu da kınasıdır. Ha şimdi kız uşağı gelip eline koyacak. Oğlan yengesine şerbet verilecek. Şirin doğru. Şerbetimizi içiyoruz biz de. Gelinimiz hazır ama gelinimizle konuşmaya izin vermiyorlar. Gelin gelinliği ilir, danışmır. Şimdi bu size temenniler alacak. Azerbaycanlardan çaldık da kızı. Belli olmaz, belki biz çaldık sizin oğlunuzu. Kardeşi gelinin beline kırmızı kuşağı bağlar ve evden çıkarırlar. Gelin evden çıkarken dua okundu. Daha sonra damat gelini yolda arabadan alıp Şehitler Hiyabanı'na ziyarete geldiler. Bu kez yol
yolculuk damat evine. Damat misafirlere şeker ikram ettikten sonra gelini arabadan çıkarıyor. Gelin ise evin kapısına bağ sürüp kaynanasının yanına oturuyor. Kayınpederi gelip hoş geldin diyor. Hoş geldin. Hoş baht olun. Bu kız evinden geldi. Evet. Şimdi bunu sizin alıp damada hediye etmeniz lazım. Evet. Nasıl alacaksınız bunu? Para karşılığında. Ne kadar istiyorsun? 20 manat. Aldı 20 manatını. Ahiska düğününün bir diğer özelliği de gelinin dilinin kesilmesi. Tabii ki mecazi anlamda. Hanım neler, hanım biler, hanım baciler. Gelinin dilini mi kesek, nisa anne mi? Düğününün en eğlenceli kısmına geldik. Gelin içeride bekliyor. Şimdi damat gelini alıp beraber düğün çadırına gidecekler. Evet, Ahıskalılar da böyle evleniyorlar. Pek de farklı değilmiş efendim. Gün içi...